asır geçse de gençti yaşımız. Özgürce yaşamak mihenk taşımız. Verdiğin güvenle dimdik başımız. Sen mazisi şanlı Türk'ün seçimi, erdemli kulların yaşam biçimi. Evet kıymetli misafirlerimiz, yine Hatay'a uzanıyoruz. İskenderun'dan değerli bir şairimiz, halk şairi, yazar Eşref Azgın Türkeli sizlerle. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Kılıçtan, kalkandan, oktan, tuğlardan, tarihten, töreden, antik çağlardan, Mustafa Kemal'den ve başbuğlardan size kucak kucak selam getirdim. Ben var olun, sağ olun. Bizleri burada buluşturan, başta Fatma hocama, Orhan hocama, Ahmet Çelik hocama ve etkinliğe destek olan Manavgat Belediyesi'ne, Kültür Müdürümüze burada ayrıca, hocamıza da ve burada bizleri yalnız bırakmayan başka yardımcılarına da kucak dolusu teşekkür ediyorum. Var olsunlar, sağ olsunlar. Aslında gönül daha coşkulu, daha kalabalık bir şekilde, bir de önemli bir günde bir araya gelmek istiyordu ama sizlerin her biri bine bedel, onu da bilesiniz. Bizlere Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve dünden bugüne işte vatan için, bayrak için, ülke için şehit düşmüş tüm şehitleri rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Evet, sizlere bir selamlama yapmak istiyorum. Türk milletinin, Türk dininin ve Türklerinin yaşadığı tüm topraklara, Kafkaslardan esen yerlere, ruhumuzu kandırdığımız Orhun'a, Türk'ün adaleti olmadan akmam diyen Tuna'ya selam olsun. Civanların kıyıldığı Bakü'ye, zindanlara atıldığımız Kerkük'e, gidenin dönmediği Yemen'e selam olsun. Ölmeden mezara girdiğimiz Çanakkale'ye, davulların çalındığı Selanik'e, Kırım'a, Dağıstan'a, Karabağ'a, Tebriz'e, ay yıldıza hasret bakan tüm memleketlere selam olsun. Kürşat'ın sesiyle indiğimiz Tanrı dağlarına, çırpınan Karadeniz'e, Pilerne'ye, Mostar'a, Köstence'ye, Mayadağ'dan kalkan kazların indiği Vardar'a selam olsun. Ayrıca Mustafa Kemal'i koynunda saklayan Ankara, sana da selam olsun. Vakitsiz güllerin solduğu Türkistan'a, velhasılı kelam bütün gönül coğrafyamıza, aynıca secdeye kapandıklarımıza, anamın ak sütü gibi helal ve temiz Türkçemizi konuşanlara, yürek boşçasına bize dair ağırlık ve ümit taşıyan her yere, her sese, herkese, her yüreğe selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Teşekkür ediyorum. Aslında bu şiiri selamlama dedim. Ben esas okuyacağım şiirin bir başından, bir sonundan, iki dördü okuyacağım.
okuyacağım. Her programda size torpil yapıyoruz. Bu programda da. Biz Hatay'dan geliyoruz. O kadar olsun. Ve Hatay'ın önemini de tabii ki Mustafa Kemal dahil. Zaten ve, Mustafa evet. Kemal torpili bu. Aynen, evet. Şiirlerin hep hikayesi olur. Her şiir, yani kendiliğinden oluşmaz. Bir soru üzerine yazdığım bir şiirdi bu. Yani iki arada bir derede kalarak yazılmış olan bir şiir. Onu iki dörtlüğü takdim edeyim. Ellerden duyduğun söze inanma. Ben seni Türkiye gibi sevmişim. Zamanla unutup vazgeçer sanma. Ben seni Türkiye gibi sevmişim. Türkiye'nin vatan bayrak misali, tarifi imkansız ulu mu ulu. Sesime kulak ver be hey sevgili. Ben seni Türkiye gibi sevmişim. Ben seni Türkiye gibi sevmişim. Teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Tekrardan daha güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın. Haydi zorun. Şairimiz Eşref Azmi Türkiye'ye bu güzel yorum için çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi sevdik. Çok